Alright, good morning, everybody. Welcome to the Bipartisan Policy Center. Washington'da Bipartisan Policy Center partiler üstü siyaset merkezi tarafından düzenlenen bir panelde Türk-Amerikan ilişkileri ele alındı. Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği, işbirliği veya hayal kırıklığı adlı panele Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman, Amerika Avrupa Kuvvetleri eski komutan yardımcısı emekli orgeneral Charles Walt, ve el monitör yazarı Amberin zaman katıldı. Emekli orgeneral Walt Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen gerektiği gibi davranmadığını söyledi. Amerikan dış politikasının zayıf olduğunu düşündüğünü kaydeden Walt, Amerika'nın net bir stratejisi olmadığını da vurguladı. Bence Türkiye konusunda sınıfta kalıyoruz. Suriye konusunda da çalışmalıyız. İkisi de karmaşık konu. Türkiye'ye karşı fazla sessiz kaldık. Bence bölgedeki politikamız da kötü. Konuyu daha karışık hale biz getirdik. Walt İncirlik'in Türkiye tarafından şantaj aracı olarak kullanıldığını ve bunun son bulması gerektiğini de söyledi. Her zaman İncirlik'in kullanımı konusunda şantaja uğradık. Türklere bunu böyle kullanmamalarını söylemeliyiz. Başka bir yere gidebiliriz. Amerika'nın ciddi ortağı, NATO üyesi Türkiye tarafından oyuna getirildiğimiz konusunda hayal kırıklığı yaşıyorum. Bize karşı kırmızı çizgi aşıldı. Suriye'de şu anda Türklerden çok Kürtlere güvenebiliriz. Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman da incirlik konusunda şantaj yapılmaması gerektiğini, Türkiye ile açık, net bir şekilde konuşulması gerektiğini vurguladı. We've got... İncirli 60 yıldır kullanıyoruz. Sizle de yolumuza devam etmek isteriz. NATO müttefikinden bazı beklentilerimiz var. Şantaja uğramamak veya rehin olarak alınmamak gibi. Siz bizi eleştirebilirsiniz ama biz de Türkiye'de olanları kamuoyunda açıkça dile getireceğiz. Türkiye'nin iç politikasını anlamadan dış politikasını anlamanın zor olduğunu söyleyen Edelman, Türkiye'nin bir iç savaşın eşiğine doğru ilerlediğini, bunun Türkiye ve bölge için çok tehlikeli olduğunu, böylesi bir durumun Amerika'nın çıkarlarına da ters düştüğünü söyledi. Edelman, Amerika'nın Türkiye'nin Suriye konusundaki haklı endişelerini paylaşmadığını da vurguladı, Washington'u eleştirdi. Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadelede Türkiye ile işbirliğine devam etmeliyiz. Türkiye'nin, Amerika'nın Suriye'deki politikasıyla ilgili eleştirilerini anlayışla karşılıyorum. Türkiye ile Amerika arasında ölü bir diyalog var. Türkiye birçok defa güvenli bölge, uçuşa yasak bölge gibi konuları gündeme getirdi. Bu evlerinden olan 11 milyon Suriyeli ülkelerinde tutabilirdi. Bu bizim dinlemediğimiz haklı bir istekti. Onların stratejik endişelerine hiç ilgi göstermedik. Amber'in zamanda Amerika'nın 2011'de Esad'ın gitmesine yönelik politika ortaya koyduğunu, Türkiye'nin de bu politikaya fazla bel bağladığını kaydetti. Türkiye Esad'ın devrilmesi politikasına çok bel bağladı. 2011'de Amerika'nın Suriye politikasının nerelere geleceği belli değildi. Türkiye 2011'de Esad'dan desteğini çekti ama Amerika sonra bir şey yapmadı. İlişkilere sıfırdan başlayacaksak önce Türkiye ile konuşabileceğimiz bir Suriye politikamız olmalı diyen Edelman, Türkiye ile uzun dönem ortaklık istediklerini söyledi. Panelde konuşulan konulardan biri de 15 Temmuz darbe girişimiydi. Emekli Orgeneral Walt ve Edelman, Amerikan yönetimi ve ordusunun darbenin arkasında olabileceği iddialarına şiddetle karşı çıktı. Bununla birlikte Edelman, Washington'un gösterdiği ilk tepkinin daha sert olabileceğini kaydetti. Trump yönetiminin Obama yönetiminden çok farklı olacağını düşünmediğini kaydeden Edelman, dünya genelinde artmakta olan aşırı sağ eğilimlere ve bunun neden olabileceği zararlara da dikkat çekti. Serhan Akifak Yıldız Amerika'nın sesi Washington.